1980'den önce meclisten geçen 10 yasadan biri, uzun yıllardır uygulamada ve hala ilk günkü kadar geçerli. Altın derler ya, işte altın yasa, öyle bir yasa bu. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın çıkarılmasına öncülük ettiği organ ve doku nakli yasası 42. yılında. Yasadan önce yalnızca canlıdan organ nakli yapılabilirken sonrasında kadavradan nakillerin önü açıldı. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi ben her şartta rahmetle şükranla anarım. Ve ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının da aynı şeyi yaptığına inanıyorum. Çünkü bugün buradaysak onların hayatı pahasına buradayız. Atatürk'ün söylediği gibi bugün artık bilimde, teknikte ve sanatta asrın medeniyet düzeyine ulaştı. Kiremit ithal eden Türkiye, iğne ithal eden Türkiye, yani bugün bilim ihraç ediyor. Tabii transplantasyon 21. asrın gerçekten en önemli bilimsel uygulamalarından birisidir. 1975'te ben Amerika'dan döndüğüm zaman transplantasyon, işte İhsan Bey'in hadi yap demesiyle işte başladı. 3 Kasım 1975 işte burada gördüğünüz ilk ameliyat, işte Bahtiyar ve annesi Mürvet Hanım. Ben şimdi tabii şu anda her ikisini de rahmetle şükranlanıyorum. Ama olay şuydu, o zaman sadece birinci derece akrabalar arası transplantasyon yapabiliyor idik. O kadar ki hasta çok, yeteri kadar organ yoktu. İnsanlarımıza göstermemiz gerekiyor idi ki ölen insanların böbrekleri de hastaların hayatını kurtarabiliyor. Avrupa Transplantasyon Vakfı ile temasa geçtim. 10 Ekim 1978'de burada gördüğünüz gibi termos içerisinde bana ilk böbreği gönderdiler. Erol Emeksi oğluna bu ameliyatı yaptık. Haberal, organ naklinde yeni bir dönem başlatan 2238 sayılı yasa için uzun uğraşlar verdi. Siyasetçiler, sivil toplum, basın, din adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin dinen sakıncalı olabilir endişesiyle yaklaştığı konu için herkes seferber oldu. 42 yıldır uygulanan yasa neredeyse ilk çıktığı haliyle yürürlükte. Diyanet İşleri Başkanı o dönemde Sayın Tayyar Altıkulaş'tı. Onunla görüştüm. O benimle beraber televizyona çıktı. Dedi ki ölen insanların böbreklerinin hastaların tedavisinde kullanılmasına dinen sakınca yoktur. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi var. Ayet 32. Allah diyor ki bir insanı kasten öldüren bütün insanları öldürmüş kadar günah işlemiştir. Bir insana yardım eden bütün insanlara yardım etmiş kadar da sevap işlemiştir. Ben meclise müracaat ettim. 14 kişi bu dilekçeyi imzaladılar. 1979 bana verilen bilgiye göre meclisten 10 tane yasa çıktı. Bir tanesi bu organ nakli yasasıydı. Ve bu çalışmalar sonunda burada gördüğünüz 2200 sayılı organ ve organ nakli kanunu transplantasyon yasası 3 Haziran 1979'da yürürlüğe girdi. Günümüzdeki en önemli sorunlardan biri de organ ticareti. Profesör Doktor Haberal daha o yıllarda bu sorunun önüne geçebilmek için attığı adımlarını. Yasanın üçüncü maddesi de bu yönden ayrı bir öneme sahip. Bakın bu yasa, tarihe bakın, 1979. Şu üçüncü maddeye bakın. Bir bedel veya başka çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. Ve dördüncü maddeye bakın. Bilimsel ve istatistik ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, tamam mı? Organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır. Tamam mı? Yani böyle işte noter çağırıp, yok işte vali çağırıp, işte bir sürü onu çağırıp, bunu çağırıp, basını çağırıp, hadi alıcılar arka arkaya oturun, hadi bakın biz ne marifetliyiz, hiç yapma, böyle bir şey yok. Tamam mı? Kesinlikle yasaktır. Yani öyle demişiz. Ne zaman söylüyoruz? 1979'da bu yasa çıktı. İlk uygulamasını 27 Temmuz 1979'da başlattık. Eskişehir yolunda motosiklet kazası 22 yaşında bir genç
Hacettepe'nin haline getirildi. Ve bütün çalışmalar, her türlü tedavi imkanları kullanıldı kendisine ama beyin ölümü teşhisi kondu. Ben de gittim, hakikaten bir baba, tabii 22 yaşında genç bir oğlu, beyin ölümü teşhisi konmuş, geriye dönüşü yok. Bu vatandaşımıza ben bütün bunların hepsini açıkladım. Hastaları gösterdim, anlattım. Şimdi beyefendinin cevabı çok önemliydi. Bana dedi ki, doktor bey, Allah razı olsun. Hastamı kurtarmak için her türlü şey yapıldı. Ama kaderini değiştiremediniz. Şimdi ne istiyorsanız onu yapın, çocuğumu tekrar bana verin. Burası çok önemli arkadaşlar. Biz hekimlere güven çok önemli. Ve hasta sahibimizin bu ifadeyi kullanması çok önemli. Ben şimdi hani Atatürk ne dedi, beni Türk hekimlerin emanet edin. Ben bütün vatandaşlarımıza diyorum ki kendinizi bize emanet ediniz, bize inanınız, bize güveniniz. Bilesiniz ki size ve sizin hastalarınıza biz çok şükür tıbbın dünyanın neresinde uygulama olursa olsun en az onlar kadar bütün imkanları uygularız. Ama takdir edersiniz ki kimsenin kaderini değiştiremeyiz. Burası çok önemli. 12 Eylül 1980 olayı Türkiye'den çok şey götürdü ama iki şey getirdi. Bunlardan bir tanesi, biraz önce bahsettiğim gibi rahmetli İhsan Hocam'ın hakikaten katkısıyla anayasanın 82 anayasasının 190 maddesine koydurduğu kar amacı gütmeyen vakıfların kurduğu vakıf üniversiteleri, bugünkü vakıf üniversiteleri o sayede kurulmuştur. İkincisi, tabii bütün bu olaylar yaşarken bir eğitim komisyonu kurulmuştu. Ben o eğitim komisyonuna müracaat ettim. Dedim ki, bakın işte böyle böyle bir organ nakli yasamız var. Ama bu yasaya bir ilave yapmak durumundayız. Beyin ölümü teşhisi konmuş kişilerin yanında akrabaları yok ise organlar alınabilsin, otopsi ondan sonra yapılsın ve rapor tutulsun densin ki bu hastanın ölümü alınan organlara bağlı değildir. Ondan sonra sadece otopsisini yapsın. Gerçekten o komisyona götürdük. Tabii o zaman şöyle bir hatırlatma yapayım. İşte bir konsey var. O konseyde işte beş tane paşa, işte Kenan Evren Paşa, esas başkan. Şimdi tabii ben takdim ediyorum. İşte trafik kazası, işte ölen insanlar. Kenan Paşa birden bana parladı. Dedi ki, kardeşim burası Amerika mı? İşte trafik kazasında işte hastalar ölecek, beyin ölümü teşhisi konacak, siz onların organlarını alacaksınız, işte nasıl hastaları işte tedavi edeceksiniz. Şöyle kafamı bir kaldırdım, arkada Atatürk'ün posteri var. Evet. Dedim ki, paşam biliyorsunuz atamız kronik karaciğer hastalığından vefat etti. Bugün yaşamış olsaydı ona bile karaciğer takacaktık. Ha, sahi karaciğer de mi takacaksınız dedi. Tabii efendim, siz bu ilaveyi yapın, biz onu da yapacağız dedim. Öyle deyince, peki bir hafta sonra gelin dedi. Hakikaten bir hafta sonra gittik. Burada gördüğünüz 2594 sayılı yasa. Tabii burada önemli olan şey, biraz önce söylediğim gibi beyin ölümü teşhisi konmuş hastaların yanında işte birinci akrabaları yoksa 11. maddeye göre beyin ölümü teşhisi konmuş ve hastanın raporu, hastanın ölümü alınan organlara bağlı değildir raporuyla. Organları alınır, otopsi ondan sonra yapılır. Dolayısıyla zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Efendim sadece müsaade etmedi, evet. Onun almadık. Böyle bir şey kesinlikle evet. Söz konusu değil. Yasa burada. Evet. İşte bugün ülkemizde özellikle tabii canlıdan transplantasyonda dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Ama ölen insanların organlarının alınmasında bu mükemmel yasaya rağmen ancak İşte son sıralardayız. Çünkü yaptığımız transplantasyonların sadece %30 kadarı ölen insanların organlarından alınabiliyor. Dolayısıyla şimdi işin özeti 2238 ve 2594 sayılı yasalar gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyanın en modern, en etkin yasalarının başında gelir ve
bu yasalarımızı birçok ülke örnek aldı. Benden doğrudan istediler. Bunları işte yazdık hakikaten. Çünkü böyle bir net, her şey o kadar net ki. Organ nakli yasası sayesinde hekimler artık hastalarının tedavisini en iyi şartlarda gerçekleştirebiliyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal da şu saatlerde ekibiyle birlikte Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde böbrek nakli gerçekleştiriyor. Somalili bir babanın yeniden yaşam yolculuğu Konya'da başlıyor. 45 yaşındaki Abdirizzak Ahmet Muhammed, 24 yaşındaki oğlundan alınan böbrekle tutunacak yaşama. Yaşamı bağışlanacak bir organa bağlı olan binlerce hasta var ve zaman onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı. Görevimiz ne? Tıbbın bütün imkanlarını insanlarımıza uygulamaktır. Ha, biz bunları yapıyoruz ama kimsenin kaderini değiştiremeyiz. Ha, o zaman sağlam organları ile aramızdan ayrılan insanlarımızın bu sağlam organlarından onlara ihtiyacı olan insanları mutlaka yararlandırmak durumundayız. Profesör Doktor Haberal özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde organ bağışını artırmak için 9 Haziran'da da kurucusu olduğu Orta Doğu Organ Nakli Derneği kısa adıyla MESOT'un öncülüğünde uluslararası webinar toplantısı düzenleyecek.